Hadi oğlum, güzelce dağıt şu çayları. Evet. Biz de lambaları ısıtak. Hop. Bundan kelli. Ajans dinlerken içilecek çayların adedi 2'den 3'e çıkartılmıştır. Duyduk duymadık demeyin. Ayıp ediyorum Reşit. Senin bu yaptığın vicdansızlık. Olur mu böyle şey? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Allah Allah. Olur mu böyle şey? Dinleyin, 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 dinleyin. Kimsenin kafasından aşağıya çay akıtmıyoruz. Her müessesenin kendine göre kuralları vardır. Şicik, bu kuralları beğenmeyenleri dışarı alalım. Hiç burada boşuna kalabalık etmesin. İç, iç can mı dayanır buna? Akşam yattım, ne gözüme uyku giriyor, ne midemin ağrısı diniyor. Sayın abi, sen de bir dene iç, 3 dene parası öde. İstersen hiç içme. Sen yeter ki bana parasını öde. Anladık derdini. Ajans kaçıyor. Aç artık radyonun sesini. Açalım, açalım. Sizler de paraları hazır edin ha. Kaçmak yok, ona göre. Tamam mı? Adnan Menderes yeni kabineyi kurdu. Buna göre Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu, Zühtü Veli Beşe ve Nihat Eğriboz ikinci Adnan Menderes kabinesinde yer alamadı. Dışişleri, Maliye, Ulaştırma, Bayındırlık, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları yerlerinde kaldılar. İstanbul Milletvekili Adnan Menderes, yeni hükümetin teşkiline ait şu tezkereyi Cumhurbaşkanı'na sundu. Yüksek Cumhurbaşkanlığı'na, yüksek teveccüh ve güveninizin eseri olarak tekrar başbakanlığa tayin buyurulmaklığım üzerine, anayasanın 44. maddesine göre Bakanlar Kurulu listesine ekli olarak yüksek tasdiklerinize derin saygılarımla arz ederim. Gel gel. Başbakan Adnan yeni kabine Menderes. Kuruluyor. Gel. Cumhurbaşkanı'nca da onaylanan yeni kabine şu şekildedir. Başbakan Adnan Menderes. Hamza. Kemal'in yerini buldum. Ya sağ mı? Evine mi dönmüş? Yok. Muhsin Usta'nın evinde. Bak hele. Burnumuzun dibindeymiş. He ya. O anası olacak karının da mahalleye neye gelip çıktığı belli oldu şimdi. Oğlunu ziyaret ediyormuş. Ya emin misin? Ya emmi gözümle gördüm. Şimdi elimize düştü. Artık Allah yarattı deme. Ne geldiyse başımıza o itin yüzüne geldi. Ya Güllü'nün mahalleye dönmesine de o sebep. Görecek o gün. Yaptıklarının hesabını bir bir verecek.